ortak olduğu için bazen gerçekten hani gölgeli tarafını çalıştırmamak için mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Dedikodumu yapıyor musunuz bazı takipçilerle ve şunu demişsiniz, o bir koç kadını. Çok da memnun oldum, teşekkür ederim. Ama bazen balık burcu motivasyonumu düşürmüyor, tembelleştirmiyor ya da duygusallaştırmıyor değil. Bunları yapıyor. Ama hani ben böyle ateşlenip koç tarafımı ortaya çıkarmaya çalışıyorum ama o balığın duygusallığı, evet, çok mistik bir tarafı da var. Hisleri güçlendiriyor. İşte üçüncü göz açık. Kalp gözü de tabii ki bunun eğer gölge tarafı çok çalışmıyorsa eğer balık burçlarında çok öne çıkıyor. Ama sabit yıldızlarının aldığı açılar ve kattığı enerji. Şimdi daha çok sizden dinleyeceğiz. Ama balık burcu hem başta hem sonda olmak kolay değil. Kendi adıma onu söyleyebilirim. Hem Rezen Kiraz'ın bir deyimi vardır. Koç ve balık yükseleniyle alakalı. Hem doğumu hem ölümü temsil ederdi. O yüzden de kendi adıma bazen zorlanmıyor değilim. Ama orada da ateşi devreye sokmaya çalışıyorum. Çok güzel. Aynen öyle. Siz ama bunu çok iyi yaşayan, en iyi deneyimleyen, en iyi de aslında temsilcilerinden birisiniz. Hem işiniz, karakteriniz, yaşamınız gereği, hem işte işinizi çok iyi yapmanız, sunumunuzu çok iyi yapmanız, koçluğunuzu çok iyi yönetmeniz, tabii yaşam koçluğunu da çok iyi yönetmeniz, onu da ekleyelim. İşinizi gerçekten bir kez daha takdir edelim. Çok güzel yapıyorsunuz. Tabii bu işini çok iyi yapan kişilerde mutlaka harita kombinasyonları çok güçlüdür. Yani sizin de harita kombinasyonlarınız bu konuda mesleki alanda akılla, girişimle ve mistizmi birleştirmek. Bu çok güzel bir başarı ekseni getirir. Evet, önce bu balık derecelerini şimdi hemen sırayla sayacağız, bilgiyi vereceğiz. Fakat vermeden önce balıkta bir gezegen, balık burcunun herhangi bir, bu sayacağımız derece orplarında herhangi bir gezegen olursa ne yapar diye şöyle ben önce gezegenleri bir söyleyeyim. Örneğin Neptün'ünüz balık burcundaysa, ki balık burcunu Neptün yönetir aslında. Jüpiter artı ama Neptün yönetir. Neptün gerçek burcudur. Yani gerçek yöneticisidir. Şimdi Neptün bakın balıktaysa bir kişinin haritasında öncelikle ona şunu gösterir. Bir kere ciddi bir sezgi gücü verir. Bak, sezgi gücü verir. Dayaktan sonra şifa verir. Dayaktan sonra gelen şifayı anlatır. Neptün balık burcunda. Aynı zamanda narkoz, anestezi gibi uyuşturucu etkilerini verir. Ya da bu tarz, mesela Neptün balıktayken mesela anestezi, biliyorsunuz, narkozun bulunuşu. Yani narkoz Neptün gezegeni bulunduğu yıl bulunmuştur. Bu boşuna değildir. Neptün evrende ne zaman keşfedildi? Aynı yıl anestezi, yani narkoz bulundu dünyada. Bu birebir bilimsel bir tesadüf değildir, yani bilimsel bir olaydır. Neptün narkozları, anestezileri, ameliyattaki bazı uyuşturucu etkilerini anlatır. Aynı zamanda Neptün travmalardan çıkışı anlatır balıkta. Mesela Neptün koçta travmayı şey yapar, şiddetlendirir. Ama Neptün balığa geldiğinde ne yapar? Travmadan kişiyi çıkartır, rahatlatır, kurtarır, mistizm enerjisi verir. Öncelikle yönetici gezegeni Neptün çok iyi çalışır balıkta. Ben şifalandırıcı olduğunu, şifa etkisini Neptün'ün balığa vurguladığını, balıktaki derecelere vurguladığını çok iyi biliyorum. Merkür ne yapar? İletişim gezegeni. Merkür eğer bir kişinin balıkta diyelim sert açılar alıyorsa, iyi açı alıyorsa deha bir zeka verir. Şiste verir. Deha bir zeka verir. Merkür bir zeka gezegenidir. Aynı zamanda ilginçtir. Sert açı alıyorsa şizofrenik bir deha gücü verir. Akıl oyunlarındaki, hatırlarsanız, Oscar ödülü alan filmin asıl
teması balık burcundaki Merkür işaretiydi. Aslında o niyetler oradan alınmıştı. Hı-hı. Balıktaki Merkür, o gerçek hayatta alınan o matematikçinin, biliyorsunuz şizofren matematikçinin, çok zekiydi de. Hı-hı. O kişinin gerçekten Merkür balıkta ve çok sert açı yapıyordu. Şizofrenik bir dehadır. Zeka kabiliyetidir ama şizofreniktir. Onu da ekstra söyleyelim. Tuhaf sezgiler ve akıl da verir. İlginç bir akıl da verir. Normal hayata uyumda zorlanma verir. O filmdeki kişinin, hatırlarsanız akıl oyunlarındaki kişinin normal hayata uyumda zorlandığını da çok net görüyorduk. Evet, Venüs balıkta ne verir? Diyelim haritanızda Venüs'ünüz balıkta. Kesinlikle birkaç evlilik verir. Yani kesinlikle Neptün'ü balıkta olan insanlar eğer açıları ne olursa olsun tek evlilik yapamazlar. Değişken evlilik gösterirler. Çünkü balık biraz da değişken karakterlidir. Venüs de aşk, sevgi, ikili ilişkileri yönetir. Balıkta ikili ilişkiler, aşk, sevgi, çabuk sıkılma, çabuk partner değiştirme, çabuk mutsuzluğa düşme. Hani mutluyken mutsuzluğa düşme enerjisi verir. Genelde balığı Venüs'te olan insanlara, yani Venüs'ü balıkta olan insanlara haritalarında bakın, en az iki evlilik, yani en az 3-4 falan da veriyor da en az iki evlilik verebiliyor. Tek evli kişiler tek evlilikle kalmıyorlar. Çünkü burada Venüs'ün aşkı ve sevgiyi balıktaki teması farklı. Ama Venüs yine de balıkta çok iyidir, şanslıdır. Hep iyi bir de para verir. Hep aşk, sevgi, tamam birkaç eş verir ama para verir, güç verir. Tüm sabitlerin zararlı etkilerini bir de düşürür. Yani başka sabit burçların zararlı etkilerini de keser. Zararı temizler. Tabii Venüs balıkta şifacı çalışır bir de. Hem para verir, parasız bırakmaz, kişiyi zenginleştirir yerine göre. Ama bir yandan da zararlı etkileri, sabitlerin zararlı etkilerini de düşürür. Böyle bir şifacı yönü de vardır. Jüpiter balıkta ne yapar? Aslında ilk klasik astrolojide Jüpiter balığı yönetiyordu. Sonradan Neptün keşfedilince gezegenin Neptün olduğu tespit edildi. Şimdi Jüpiter balıkta çok iyi çalışır. Koruyucudur. Şifacı ve gerçek koruyucudur. Zararlı etkilerin hepsini düşürür. Haritadaki tüm zarar görev, kişinin zarar görebileceği açılara eğer bir açı yapıyorsa o evlerine, bütün zararı emer. Bir nevi paratoner gibi iyileştirir, korur. Zarar görmesini kişinin engeller. Koruyucu bir melek gibi. Sadal. Sadal nedir? Melek. Koruyucu melek anlamında çalışır. Evet, iyileştiricidir, şifacıdır Jüpiter balık burcunda. Satürn. Satürn balıkta çok zordur, çok kötüdür. Satürn'ü balıkta olan insanlar bir de Satürn balığa geldiğinde biraz argo tabirle hayvayı yedirir. Yani hayvayı yedin demektir. Yani bu Satürn balık gerçekten haritada en zor açıdır. Şimdi 7 Mart'ta Satürn balık burcuna geçecek. Balık burçlarının, balık burcu doğumluların güneşi, ayı, efendim işte sizin gibi yükseleni, ama tabii sert açıları varsa, gezegenleri varsa, sade yükselense çok bir sıkıntı almıyor. Ama işte gezegen açıları varsa, Satürn 7 Mart'tan sonra 2,5 yıl boyunca, 2023, 2024, 2025'in giriş kapısına kadar balıkta transit yapacak. Çok sert bir 2,5 yıl transit yapacak. Şimdi buradan balık burçlarına 7 Mart'tan sonra, 7 Mart 2023'ten sonra güle güle diyoruz, görüşmüyoruz. Balıklarla hayatımızı, irtibatımızı, güneşi ve ayı özellikle balıkta olanlarla irtibatımızı, işin espri kısmı, kesiyoruz. Çünkü artık onların o mızmız dertleri bitip tükenmez. Çünkü balık Satürn'ü çok zor yaşar. Balık Satürn'ü çok zor etkiler. Çok zorlar. Bütün balıkları artık şeyden, tabiri caizse sahil köşelerinden, meyhanelerden, dini kurumların yerlerinden, şuradan buradan sürünerek toplayabilirsiniz yani. Zor. Bilinç altı çok fazla çalışacak diyorsunuz yani hocam. Evet yani. Bilinç altı hepsi aktif olacak. Ve buradan da bir bilgi verebiliriz. 2023, 2024, 2025'in ilk birkaç ayı.
Balık burcu, güneş burcu olanlar, Şubat Mart doğumlular, balık aksanında olanlar, eğer hayatlarında bir hamle, bir seçim, bir şeye gireceklerse, giriştikleri her şeyde belediye başkanı mı olmak istiyor, milletvekili mi olmak istiyor, iş adamı mı olmak istiyor, bir iş yerinde müdür mü olmak istiyor, amir mi olmak istiyor, ne olmak istiyorsa istesin, Satürn balık döngüsünde hiçbir şey olamaz. Hiçbir yere gelemez. Hemen Satürn ne yapacak? Balıkları blokajlayacak, engelleyecek, kısıtlayacak, zorlayacak. Yani nasıl kovalar şu son 2,5 yıldır pandemi sürecinden beri ne kadar zorlandılar? Kovalar hep kayba uğradı. Tanıyorum birçok kova. Danışanların belki on binlerce, yani bir sürü danışan var. Onların içinde boşananlar, hayatları kayanlar, iş yerinden atılanlar, işten istifa edenler, şunu bunu kaybedenler, sevdikleriyle, sağlıklarıyla ağır sınavlardan geçenler. Kovalar yerle eksen durumda şu an. Hatta son 4 ay daha, 5 ay daha onlar için yine zor, kovaların özellikle Şubat kovaları çok zor bir döngüye girecekler yine. Satürn transiti hala alıyorlar. Satürn yapıyor bunu. Peki 7 Mart'tan sonra balığa geçiyor. Satürn zaten balıkta çok zor çalışır. Balık burçlarında başarı beklemeyin. Balıkların zor dönemleri. Depresyon bekleyin. Tabii depresyon bekleyin. Yanlış anlamazlarsa yani hayati sonlar, intiharlar, şunlar, bu da her şey. Ama açıları sertse çok tehlikelidir. Aman aman sıkıntılar, kötü şeyler olmasın. Balıklar bu dönemi meditasyon yaparak geçirsinler. Güzel şeyler düşünerek geçirsinler. Satürn var, nasıl olsa biz büyük hamlelere girmeyelim. Var olanı koruyalım diye geçirsinler. Hayatlarını küçültsünler, daha sakin, huzurlu bir hayatı tercih etsinler. Onlara tabii birçok Satürn balık sınavında anlatacağız zaten. Güzel öğütlerimiz, güzel şeylerimiz olacak. Bir de Satürn'ü balıkta olanlar var. Satürn döngüsü yaşayacak. Onların da artık Allah yardımcısı olsun diyorum ve Mars diyoruz. Balıkta Mars kölelik getirir. Fedakarlık, kölelik, feda etme. Şimdi balığın bir yönü var. Bazı açılar, hepsi 30 derecelik açısının hepsi bu, köleliğe çalışmıyor. Ama bazı açıları var. Kendini balık feda eder. Köle yapar. Köle izavru eder kendini. Kul köle olur. Fedakarlık, emektarlık Mars açısı çalıştığında, Mars balıktaysa bir nevi o insan, o eşi istediği gibi yönetir. Kul köledir kendisine. Yani Mars'ı balıkta olan eşleri almalarınızı tavsiye ederim. Çok mutlu olursunuz. Yani güzel bir astrolojik tüyo diyelim yani, mutlu olmanız adına. Evet, ay ne yapar? Şiddetli... Tek böyle olmasın gene de hocam. Tabii yani, ama şimdi astrolojide bazı, tabii ki normal olan demokraside eşitliktir. Eş ilişkilerinde, her şeyde eşitlik güzeldir. Ama tabii dünyada çok eşitlik de geçerli olmuyor. O yüzden birileri birilerine tapıyor, köle oluyor. Böyle özellikler var. Bu Mars'ı balıkta olan tipler daha fazla bunu yaşıyor. Ay balıktayken ne yapar? Duygusal etkiler verir. Kadınlar ve anneler hakkında veriler verir. Yaşlı kadınlar hakkında önemli transitler verir. Kraliçenin de elveda, arrivederci dediği gibi, güle güle dediği gibi. Ay burcu balıkta gündeme geldiğinde. Kraliçenin de ay burcu balıktı biliyorsunuz. Tam da 10 Eylül'de kraliçenin de tam üstündeydi ve ona elveda dedi. Plüto varsa... Hiç konuşmuyorum. Kurban rolü oynar. Yani işte hani Allah muhafaza intihar eden insanlar, işte Plüto balık sert açılarda çok fazla görülüyor. O insanlar gerçekten intihara çok meyilli oluyorlar. Allah göstermesin diyorum. Kötü bir şey, yanlış bir şey. O tarz açılara çok fazla girmesinler. Her şeyin, dünyada ölümden başka her şeye çare var. Psikolojimiz, psikoloji ve ruhsal konular, Neslihan Hanım, ne olursa olsun, insanlar çok çıkmaza girdiğinde hiçbir şey yapmasa, bir deniz kenarına gitse, balıklara deniz kenarı çok güzel yarar. Otursun bir sahilde, dalga sesini dinlesin, güzel bir müzik dinlesin, zihnini temizlesin, bilinçaltını arındırsın, inanın o çok iyi gelir, rahatlar, şifa bulur. Kötü enerjiler almasınlar. Yani Plüto ve Mars evet kötü çalışıyor. Balıkta Satürn en kötü çalışıyor. Travmalar veriyor. Psikomotor hareketler veriyor. Dramatize veriyor.
Bunlar biraz zorlayıcı açılar. Ve geliyoruz balığın sabit yıldız açılarına. Şimdi ben önce gezegenler balıkta ne yapıyor onu bir söylemek istedim. Çünkü bu önemli. Aslında balık burçları bir yandan da çift kısmet alan şanslı insanlar. Çok şanslı ve kısa. Dünyanın en şanslı burcudur yani. Hayatın en şanslı. Evrenin en şanslı burcudur. Ama bazen işte etkiler ters gelince... Şanslıyken şanssız konuma da düşebiliyor. Dikkat etmek zorunda. Hı hı. Ve balık sabit yıldızları herkes kağıt kalem alsın, güzel bir eğitim verelim. 3 dereceyle başlıyoruz. Şimdi orplara göre gidiyoruz. Bazen 1 derece, 2 derece, 3 derece, 4 derece kadar çalışır. 3 derece orp çalıştığında, 3 derece 52 saniye ya da 3-4 derece çalıştığında... Fomalhaut sabit yıldızı çalılır. Ve bu büyük bir kraliyet yıldızıdır. Kraliyet yıldızı. Dörtlü evrenin, galaksinin dörtlü kraliyet yıldızından bir tanesi Fomalhaut'tur. Ve bu balık burcunun 3 ve 4 derecelerinde çalışıyor. Ama bizim nokta atışlı verimiz 3 derece 52 saniyedir. Hı hı. 3 derece ve 4 dereceyi direkt etkiler. Evet, kraliyet yıldızı güneyin koruyucusudur. Güney yıldızdır. Balık kraliyeti güneyin koruyucusudur. Çok güçlü bir yıldızdır. Çok şans verir. Büyük şans verir. Özellikle güney ve güney yönlerde eğer bir eğilim yapılıyorsa karto astrolojiye göre orada şansını çifte güçlendirir ve kişiyi bulunduğu yerden çok üst tabakalara taşır. Biz burada Gabriel de devreye girdiğini görürüz. Fomalhaut'ta Gabriel de biliyorsunuz güneyin gözcüsüdür. Bir melektir, güneyin gözcüsüdür. Güney yıldızıyla güneyin gözcüsü birleştirince olağanüstü bir güçlü yıldız çıkar. Fomalhaut yıldızına sahip insanlar hayatta çok şanslı, çok kısmetli sadal melek adına çalışırlar. Yani koruyucu melekler devreye girer. Kişi inanılmaz bir şans alır. Mesela isim vermeden söyleyeceğim. Herkesin de belki tanıdığı tanımadığı da olabilir. Bir kişi var Fomalhaut yıldızına sahip. Güney'in gözcüsü yıldızı ve Gabriel koruyucu meleği de var. Mesela hiç olmayacak bir başka bir ülkede hiç olmayacak bir seçime girdiğinde ben haritasına baktığımda kazanacağını nokta atışlı görmüştüm. Direkt bu Fomalhaut yıldızı onu yani direkt zirveye taşıdı. Hı hı. Sıfır anketlerde bile sıfır pozisyonda görünen %1 görünen o ülkeye göre bir kişiydi. Evet, seçim olduğunda direkt en yüksek oyu alarak herkesi bütün anket firmalarında yerle bir edip şaşırtıp zirveye oturdu. Şok edici bir başarı sağladı. Zaten sadal melek bunları koruduğu için bunlar o yönde 3 derece 4 derecelerde çok şans alıyorlar. Gabriel yıldızı da bunlara çok yardım ediyor. İsterdik ki böyle bir yıldızımız olsun. Şimdi sadal melek bunlara yardım edince Neslihan Hanım bunlara biz dinsel bir yıldız da diyoruz. Simya yani simya adını da veriyoruz. Bunlar rüyalarda mesajlar alırlar. Şimdi benim bir tane danışanım var. Ben Fomalhaut danışanını çok iyi bilirim ve çok görüşürüm onunla. Mesela rüyada aldığı mesajı hemen benimle paylaşır. Rüyada bir mesaj alırsa hemen değerlendiririz ve gerçekten çok test ettik. Yani nokta atışlı çıkıyor. Yani rüyalardan mesaj almada çok avantajlı diyebiliriz. Evet, bu dönem burada eğer bir de Venüs'ü varsa Fomalhaut'ta büyük aşk verir. Fomalhaut'un etkisini bastırır ve Merkür burada çok büyüleyici bir etki verir. Dünyadaki bütün büyücüler, en büyük büyücüler ama büyü tesirleri güçlü kişiler Fomalhaut yıldızında Merkür'ü olan balık derecede 3 veya 4 derecede Merkür'ü olan kişilerdir. Ben eğer bir yerde büyücü var diyorlar bize büyü mü yaptı hocam deyince ben o kişinin hemen doğum haritasına bakıyorum. Hemen bakıyorum. 3 derece Fomalhaut'ta ya da 4 derecede Merkür'ü varsa direkt vurur. Yani direkt vurur. Yani ben size şunu söyleyeyim. Böyle bir kişi tanıyorum. Şu an Nepal'de olması lazım. Oraya gitti çünkü. Bir dönem orada bir gökyüzüyle bir şeyler yapıyor. Şu an Nepal'de. O dağlar, Tanrı dağlarının üstünde. O ne yapardı biliyor musunuz? Yani deneyimlemelerinde görmüştüm. Enerji gücüyle kapıları açabiliyordu mesela. Öyle bir tesiri var.
Yapıyor, bunu yapıyor. Onlar özel insanlar ama yani yüksek enerji taşıyor. Merkür'ü direkt 3,5 derecede Fomalhaut'un üstünde enerji gücüyle kapıyı açabiliyor. Hareket ettiriyor kapıyı, sanki biri açıyormuş gibi görüyorsunuz. Bardağı enerji gücüyle kaldırabiliyor bu şekilde. Böyle hareket yapabiliyor. Evet evet, canlı yapabiliyor ve gözünüzle görüyorsun, elini altına koyuyorsun. Acaba bir şey mi var? İp mi var? Bir şey mi var? Hani halüsinasyon mu yapıyor bize karşı? İşte algı şeyi mi yapıyor? Yok. Hayır. Yani o yıldızı orada test edebiliyorsun. Bunlar çok nadir insanlarda var. Merkür 3 derece 4 derece balıkta. Yani o kişiler uçuk insanlardır yani, muhteşem insan. Diyorsunuz. Ben inanıyorum zaten ama böyle enerjileri mümkün yani, yapabilirler. Büyü algı yapıyorlar. Büyü yapıyorlar yani. Büyü yapabiliyorlar. Ve büyüsü var ya, tak diye tutuyor. Yani buna inanın, büyü bir enerji. Yani negatif enerjinin Fomalhaut'la birleştirici etkisi. İnanmayan varsa test etsinler. Benim bir tane çok değerli bir arkadaşım vardı. Öğretmendi. İnanmıyordu. Ben çağırdım bir gün ofise. Kendisi Fomalhaut yıldızı olan bir kişiyle karşılaştırdım. Asla dedi inanmıyorum. Peki dedim, inanmıyorsa inanma. O zaman ben... Mars'ı olan mı? Yani Mars'ta da yok. Merkür'ü. Merkür olan. Merkür. Merkür iletişim olduğu için büyü gibi etkiler iletişim, ileti gücüyle oluyor. Mars o etkiyi vermiyor. Mars kaza maza sıkıntı veriyor burada. Ama Merkür direkt büyü ve şey veriyor, güç veriyor. Yani büyücülük etkisi, tesir, tılsım, daha doğrusu tılsım veriyor. Yani savunman zayıflaşıyor, zarar görüyorsun, garip bir etki oluyor. Yani o kişiler biraz tehlikeli oluyor. Evet, Fomalhaut'a inşallah herkesin gücü, yani dünyaya getirdiğiniz çocukları ayarlayın. Bu şeyler... Sezeryan doğumlarda Fomalhaut'a denk getirmeye çalışın ama tabii o da bir kısmet, her zaman denk gelmiyor. Denk gelmesi önemli bir kraliyet yıldızıdır. Şanstır tabii, kısmettir. Geliyoruz balık burcunun 5 derecesine. 5 derecesinde Denep var. Denep Adige. Denep Adige yıldızı 5 derece 16 saniyelerde gündeme gelir ama biz buna daha çok Denep gökyüzünde bir hayvanı temsil eder. Kafası ve yapısına baktığın zaman, biraz böyle simgesine bakınca biz köpek şekline benzediğini görüyoruz. Ve onu da çok yeryüzünde gerçek anlamda deneyimledik. Denep Adige sabit yıldızına baktığımızda genelde hayvan saldırıları, köpek ısırıkları, köpek saldırılarına uğrayan insanlarda bu çok çalışıyor. Yani şöyle düşünün, balık burcunun 5 derecesi 6 derecesinde bir gezegeniniz varsa hayatınızın bir döneminde bir hayvan saldırısına, köpek ısırığına uğrayabilirsiniz. Bu bir alfa karakterli yıldızdır. Saldırıya açık bir yıldızdır ama hayvan saldırısına açık bir yıldızdır. 4, 5, 6 orplarında da çalışabiliyor köpek ısırıkları ya da köpek saldırıları. Bir de iyi bir pozitif tarafı var. Kişiye yetenek veriyor. Doğaçlama bir yetenek, bir başarı veriyor Denep Adige sabit yıldızı. Bazen 4'te çalıştığı da görünüyor ama biz 5-6'da daha güçlü çalıştığını görebiliyoruz. Eğer buralarda bir işte gezegeniniz varsa balık burcunda, özellikle alfa takım yıldızı olduğu için garip bir yıldızdır. Hayvan saldırısına uğrayabilirsiniz. Dikkat edin. Böyle de çok fazla örnek temsili görünebiliyor. Köpek saldırısı sonucu ölen insanlara baktığımızda hep açıları burada. Denep Adige yıldızında bu gerçekten sıkıntılı bir yıldız. Ama şans da var. Yine şansını da yaver götüre kişisel yetenek de verebiliyor diyebiliriz. Yazı yeteneği, astroloji yeteneği gibi. Tabii. Astroloji yeteneği verir, hisleri ve sezgileri güçlüdür ama astroloji için mutlaka açılarından bir tanesi Kova burcuna 20'lik, işte şeye Sadal Suit, 22 derece Kova'ya Sadal Suit takım yıldızına balıktan bir Arap noktası yapması, bir Arap noktası yapması lazım. Çünkü öbür türlü sallamasyon bilgi de verebilir. Yani insanları büyü etkisiyle de şey yapabilir. Yani algılatabilir. Doğru bilgi vermesi. Kişisel yetenek veriyor.
Tabii kişisel yetenek verir. Mesela işte çok iyi bir aşçı çıkabilir. Yani çok iyi bir aşçı yeteneği verir. Gurme çıkar. El becerisi, parmakları, elleri şifalı olur parmak uçları. Çok iyi piyano çalan, tabii açılarının bir kısmı teraziye de boğa Venüs'üne de gitmesi lazım. Ama tabii bunlar bir hep bağlaşık oluyor. Birbirine bağlaşık oluyor. Bunlar yani yaratılırken o haritalar gerçekten birbirini dengeliyor. İyi bir piyanist çıkabilir, doktor olabilir, şifacı olabilir, iyi bir cerrah çıkabilir mesela. İyi parmaklarını çok iyi kullanan yetenekli bir cerrah. Ben daha çok burada şey gördüm ama onu da ekstra ekleyeyim. Denep'te şunu gördüm ben. İyi fizyoterapistler insanların fiziksel kas ve kemiklerine işte bu bel fıtıkları, omurilik işte boyun fıtıkları üzerinde şifacı kişiler çıkıyor. İyi bir fizyoterapist gibi işte parmaklarını çok iyi kullanarak ters hareketler yaparak yerini oturtturuyor. Yani diyelim omuzlarınız ağrıyor, işte kaslarınız ağrıyor. Bir hareket yapıyor, parmaklarını iyi kullanıyor, yerlerini buluyor. İşte onlar çok iyi bulur. Denepler çok iyi buluyor. Orada sıkıntıyı görüyor, orayı tak bir hareket yapıyor, oturtturuyor, ağrı kesiliyor. Yani böyle bir şifa veriyor. Genelde bu fizyoterapistlerde daha yoğun görülebiliyor şifacı anlamında. Ve tabii ilerliyoruz balık burcu sabit yıldızlarına. Sadal Akbiya yıldızı, Sadal yıldızı diyoruz biz buna. 6 derece, 7 derece sabit yıldızdır. Aslında Sadal nedir? Gizlilik. Gökyüzünde sadalı biz gizlilik yıldızı olarak kabul ederiz. Başta şunu verir, kafa karışıklığı verir. 6 ve 7 derecede burçlarına bir gezegeniniz varsa balıkta, önce bir kafada bir kargaşa, bir karışıklık veriyor. Ama bunlarda da şöyle bir yetenek görüyoruz. Ben mesela kişi bana haritasını baktırıyor. Diyor ki hocam altınlarımı kaybettim. İşte evde paramı kaybettim, bulamıyorum. Evinin bana böyle canlı bir şekilde karesini veriyor. Şöyle kategorisini veriyor. Hani mimarisini gösterir işte. Altınları nerede? Salonda, işte diyelim mutfakta veya işte böyle bir şey yapıyoruz. Kayıp eşyayı bulma yeteneği verir. Biz genelde 6-7 derece sadal akbiyalarda bunu çok görüyoruz. Veya bir kayıp şeyi de bu açıları kullanarak, bu sabit yıldızı sadalı kullanarak biz burada buluyoruz bu noktaları. Bazen çok fazla bulduğumuz oluyor ama bazen bunu çok abartan insanlar oluyor. Defineciler, define avcıları geliyorlar. Hocam siz işte kişinin altınlarının nerede olduğunu tespit etmişsiniz. Bulmuş, çok sevinmiş. Sizi önerdi. Ben define arıyorum. Ben yer altındakini orada görer. Yani kayıp değil o sonuçta. O bir şey. Yani gömü. Gömü farklı bir şey. Biz onun için çok farklı bir çalışma yapman lazım. Öyle kolay bir şey değil o gökyüzü analizliği. Kayıp bir eşyayı bulursun. Ama define avcılığı yapmak, defin bulmak, defin aramak bu yıldıza çok uygun düşmüyor. Sadal gizlilik demek, kaybolan bir eşyayı bulmak demektir. O noktada biz sadece bu konuda bu yıldızı kullanabiliyoruz. Bir yandan da tabii 6 derecelerde çalıştığında çekicilik veriyor insanlara. Büyük keşifler veriyor. Örneğin bu Sadal Akbiya yıldızının şöyle bir özelliği var. Biz mesela kimde görmüştük haritalarını incelerken? Magellan'da görmüştük. Dünyayı keşfeden keşifler yıldızıdır aslında bu. Tabii işte hani kayıp eşyayı bulmak, kayıp kıtayı bulmak, kayıp ülkeyi bulmak, kayıp bir yeri bulmak. Ben buldum demek yani. Burası kayıptı, bu adayı buldum gibi düşünün. Magellan'ın, Vasco da Gama'nın haritalarında biz bunu çok net görmüştük. Magellan biliyorsunuz dünya gezgini bir İspanyol. İspanyol gemici, denizci ve Magellan'ın biliyorsunuz her gittiği hareketi. Magellan'ın direkt şeyinde bu var. Merkür ve şey çalışıyor orada. Venüs çalışıyor. Merkür, Venüs çok çalışıyor haritasında. Ve tam da burada yani Sadal üstünde 6 derecede kayıp kıtayı bulur, kayıp yeri bulur, kayıp eşyayı bulur. Keşifler yıldızı, kaşifler ve keşiflerde görülüyor diyoruz. Amerika'yı biliyorsunuz Magellan buldu ya da işte Magellan'ın bir öğrencisi buldu.
dünyanın yuvarlak olduğunu Magellan keşfetti. Genelde bunlar bu tarz insanlarda. Marco Polo da var mı diye bana sormuşlardı geçmişte biri. Evet, Marco Polo'nun haritasını da, tabii biz artık birçok ülke insanın haritasını hayat koşullarından çizebiliyoruz. Tahmin edip bulabiliyoruz. Hmm. Matematik tekniklerle. Atatürk'ün haritasını da çıkarttığımız gibi. Çünkü hani doğum günü saati tam belli mi diye biz onu tam net çıkarmıştık. Bulmuştuk yaşadığı olay aksiyonlarından. İşte evet, Marco Polo'da da bu var. Marco Polo da aslında gezgin ama kayıp şeyleri buluyor. Kayıp bilinmeyen şeyleri bulup ortaya çıkartıp efendim kendi ülkesine ve Avrupa'ya aktarmış bir kişi. Biz onun yıldızında Sadal yıldızını da görmüştük. Evet, bunu anlamayan var mı? Soru sorası var. Yoksa öbür yıldıza geçiyorum. Scott yıldızına geçelim. Çok güzel. 8 derece 9 derece orpları. Scott, bakın, sadece biz balığı şu an anlatıyoruz. Düşünün, 12 tane burç var. Bir doğum haritasına bakıyorsunuz. Bütün gezegenlerin, bütün burçların sabit yıldızlarını ezbere bilmeniz, matematik derecelerini bilmeniz lazım. Bir haritaya bakınca kraliyet yıldızı var mı yok mu? İşte hangi açı onu çok tetikliyor? Hangisinin beli ağrıyacak, böbreği ağrıyacak, akciğeri sıkıntı yaşayacak? Kalp hastası olacak, beyninde bir şey olacak vesaire. Yani biz haritalarda gerçekten bakarken, hani onu da ekstra söyleyeceğim Scott'a anlatmadan. Bana bu aralar şunu söyler: hocam, astrolojide astrologlar çok para kazanıyormuş, biz de astrolog olacağız. Şimdi Neslihan Hanım, böyle bir şey yok. İnsanlar astrologların çok para kazandığını falan düşünüyorlar. Astrologlar... Çünkü Türkiye'de çok yüksek rakamlara bakılıyor da ondan hocam. O yüzden söylüyorlardır. Yani siz bakmıyorsunuz ama buradaki rakamları duyunca benim de dudaklarım uçukluyor. Şimdi Türkiye'deki astrologlar yüksek fiyatlara bakıyorlar. Diyorlar ki bizim eğitimimiz ya da ederimiz bu. Hani emek hakkımız bu. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Fakat bir astroloğun olgunlaşması, ilmi ve bilimi, bu tekniği öğrenmesi 3 yıl, 5 yılda olmaz. Şimdi kişi bana diyor ki, bana öğretin bunu. Ben 2 senede hemen para kazanmam lazım. Astrolog olmaya karar verdim. Eğitim almaya başladım. Hocam ne olur öğretin, ben para kazanacağım. Şimdi bak, senin niyetin ne dedim? Para kazanmak için bu işe giriyorsun. Bir kere baştan kaybettin, sen kazanamazsın. Bir, çünkü bunu bir ticari araç olarak kullanacaksın. Yani niyetin öyle yaklaşıyorsun. Sen bu işi öğrenmek değil, pratiğini öğreneyim, 3-5 laf edeyim danışanıma, olay bitsin. Olmaz. Yarım doktor candan eder, yarım öğretmen eğitimden eder, yarım astrolog yanlış bilgi vermeye sebep olur. Sakın, bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Olmayacak şeyler. Bana öyle müşteriler, danışanlar geliyor ki neler söylüyorlarmış bazı astrologlar. Tabii acemi astrologlar. Kişiye bilmem şöyle olacak, böyle. Bakıyoruz, hiç alakası yok yani haritasında. Yani nasıl böyle bir şey söylerler? Yani çok tehlikeli bir şeydir. Bakın, kişinin hayatını anlatıyorsunuz. Kişinin hayatını anlatırken doğru objeler kullanmanız lazım. Altyapınızın çok güçlü olması lazım. Bir kere çok yüksek matematik bilmeniz lazım. Soruyorum, matematik bilgin nasıl? Instagram, yani şey, integral, türev, işte açılar, geometri, şu bu, soruyorum. Yani her bir şeyde türev de alabiliyorsun icabında, orada açı şeyinde. 20'lik açıları bulamayabiliyorsun bazen, yani 40'lık açılar sıkıntılıdır. Ben hiç matematik bilmiyorum. Nasıl o zaman sen astrolog oluyorsun? Bakın, matematik bilmeyen, uzay bilimi bilmeyen, gök biliminden bir haber olan, daha bir teleskop bile kullanmasını bilmeyen bir kişi, gökyüzünü inceleyemeyen bir kişi astrolog olmamalı. Olabilir. Evet, Türkiye'de bunun bir eğitim sistemi yok, yani bir üniversitesi yok ama sertifika alır, birinin kursuna gider. İşte ben bu ekoldenim, şu ekoldenim, tamam, ama astrolog olursun ama iyi bir astrolog olamazsın, doğru bir astrolog olamazsın. Bir astroloğun olgunlaşması en az 10-15 senede olgunlaşır. En az 10-15 senede bilimi oturtabilir, bu tekniği oturtabilir. Çok teknik bir ilimdir. Şimdi hani kısa yoldan para kazanalım, İşte böyle bir şey yok. Ben onu söyleyeyim, astrologlar çok para kazanmıyor. Evet, kazanıyor. Neyden kazanıyor? Yani ben çok artık aşmış 20 yıllarını, bizim artık mesela farklıyız. Biz bakınca haritaya görüyoruz. Şimdi bizim parayı şöyle kazanırız. Nasıl kazanırız? Şirketlere bakıyoruz arkadaşlar. Yani
büyük firmalara bakıyoruz. Büyük sanatçılara, siyasetçilerin danışmanlığını yapıyoruz. Onlar işte günlük baktırıyorlar. Haftalık onlara rapor veriyoruz. Biz paraları oradan kazanırız. Öyle günlük danışmanlıktan 500 lira, 700 lirayla, 1000 lirayla para kazanamazsın. O sadece senin günlük oraya ofisini çevirir. Günlük ihtiyaçlarını karşılar. Yani sen bir şey günlük yaşamını idame ettirirsin. İyi para kazanmak için büyük işlere girmen gerekiyor. Büyük adamların astroloğu olman gerekiyor. Çünkü iyi bir astrolog hedefi büyüktür. 5 tane firman varsa, 5 CEO'ya çalışıyorsan para kazanırsın. Yani 5 CEO seni kurtarır. Niye? Her bir CEO aylık baktırır. Her bir CEO'ya yapacağın günlük sabah kalkıyorsun, onlara veri atıyorsun, geceden atıyorsun. Sabah adam o doneyi görüyor, bugün şunu yaşayacağım, buna dikkat et, şuna dikkat et. Yani onun tüm hayatını yönlendiriyorsun. Orada ekonomik yaptığı attığı adıma bile hareket veriyorsun. Yani çok önemli bir şey bu. Her gün günlük gazete okuması gibi bir şey, bir bilgi alıyor. Doğal olarak bir astrolog arkadaşlar öyle çok para falan kazanmıyor. Sadece günlük ihtiyaçlarını karşılıyordur. Ama dediğim gibi büyük firmalara çalışırsın. Büyük devlet adamlarına çalışırsın. Adam bir anda sana bir 100 bin lira gönderir. Bir 10 bin dolar gönderir. Sen o işte o zaman kazanırsın. Yani ama onun da karşılığını ister senden yani. Tıkır 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 ister. Sen gün gün ay ay ona rapor vermek zorundasın. Onu da doğru vermek zorundasın. Yanıltamazsın. Onun hassasiyeti var, sorumluluğu var, disiplini var, kuralları var. O yüzden öyle Türkiye'de şimdi herkes çabuk astrolog olmak istiyor da yani bunun eğitim süreçleri çok ağır arkadaşlar. Buradan da ekstra verelim. Şimdi Scott 8-9 dereceler. Scott çok garip bir yıldızdır garip. Neslihan Hanım. Tuhaf bir yıldız bu. Beta grubundan, alfadan değil betadan gelen bir yıldız. Bu yıldızın önemli bir özelliği var. Kalıcı mutluluk veriyor. Balık burçlarının en güzel etkisi bu. Kalıcı mutluluk sağlıyorlar. Eğer balıkta 8-9 derece Scott sabit yıldızında iyi bir Venüs'ünüz varsa oh dünya sizin. Ömür boyu işte diyorlar ya Bülent Ecevit, Raşan Ecevit. Bu da o evlilik niye o kadar mutluydu? Raşan Ecevit'in haritasında hem de örnekler de biliyoruz canlı. Scott'ta 9 derece, Scott sabit yıldızı üzerinde Venüs'ü vardı. Bakın evliliği ne kadar mutlu mesut oldu. Ne kadar birebir çocukları bile olmadı halde mükemmel bir evlilik. Karı koca çifti yaşadılar. Birbirine çok bağlı, sevgi dolu, anlayışla ve birbirini hiç incitmeden yüksek sevgiyle o siyaset yaptılar. Kolay bir şey değil. Türkiye gibi bir ülkede siyasetle bir de boğuşarak bu sevgiyi ayakta tuttular yani. Burası biraz psişik yetenekler verir, kalıcı mutluluk verir, ruhsal yetenekler verir. Biraz balık burcunun yönetici gezegeni Neptün'dür. Neptünyen hareket eder. Hisleri ve sezgileri çok iyi çalışır. Yalnız bir yandan da eğer sert açı alıyorsa, bakın sert bir açı örneğin, Scott sabit yıldızı üzerinde Satürn'ü varsa, Scott sabit yıldızı üzerinde Neptün'ü varsa, Neptün, Venüs değil de Neptün'ü varsa, müthiş şekilde gizli ihanet eder. İşte biz ihanet eden kişilerin haritalarını oradan görüyoruz. Hemen Scott'a bakarım ben ihanette. En birinci baktım yani çünkü direkt balığın Neptün'ü oradan çalışır. 8 ve 9 derecelerde Scott'ta sabit yıldız üzerinde bir Neptün varsa ya da bir işte başka bir böyle harekete geçiren Satürn gibi bir yıldız varsa mutlaka doyumsuzluk verecektir. Gizemli ihanetler verecektir. Bu kişiler çok ihanet eder partnerine. Diyeceksiniz ki Raşan Ecevit niye etmedi? Etmez çünkü Raşan Ecevit'te Venüs vardı. Evet. Tam tersi iyi bir açı vardı. Onlar çok iyi, dibine kadar güzel bir aşk yaşadılar sonsuz. Şimdi bu açıya... Medyumluk verir mi hocam? Efendim? Medyumluk verir mi? Medyumluk verir ama biz yine medyumluğu daha çok... Fomalhaut yıldız üzerinde büyü, medyum açılarını 3-4 derece, 1-2-3-4'te daha çok görüyoruz. Medyum, Türkiye'de bir medyum vardı, adını vermeyelim. O meşhurdu bir ara televizyonlarda, biliyorsunuz çok da skandallara karıştı. Aslında o gerçekten medyumdu. Ben hemen haritasına bakmıştım o medyumun. 2,5 derecede Merkür'ü vardı. O gerçekten medyumdu ama insanlar tabii onu biraz toplum ve medya çok dejenere etti. Halbuki gerçekten medyumdu yani. Söyledikleri doğruydu yani. Ama tabii adamcağız alaşağı oldu. O da ayrı bir şey çünkü Satürn de biraz oraya kare yapıyordu. 1, 2, 3, 4 dereceler
medyumluk verir, büyücülük verir, etki verir, sinerji verir, güçlü enerji verir. Yani Scott'ta çok şey, büyücü falan çok çıkmaz. Psişik güç çıkar. Yani şu çıkar. Eğer hani soruyu şöyle yönlendirirsek şöyle diyebiliriz. Scott'ta nasıl bir şey çıkar? Yarın başıma ne geleceğini hissedebilirim. Mesela. Ama yani o münferit kalır. Sadece yarın için düşünebilir. Psişik bir güç diyelim. Ruhsal bir yetenek verir. Ama medyumluk çok bambaşka bir şey. Uzun vadeli bir şeydir. Neptünler onu aldanmaya çabuk uğrarlar yani. Evet, Ankar yıldızına geldik. Ankar 14, 15, 16 derece orplarında çalışıyor. Ankar sabit yıldızı. Zümrüdü Anka. Zümrüdü Anka oradan gelişti. Anka aslında kitaplarda Neslihan Hanım, ben bunu çok yıllar önce biz bu sabit yıldızların anatomisini incelerken biz bunu Kur'an-ı Kerim'de de hutut kuşu vardır. Hutut kuşu. Mesela hutut derler o kuşa. Çok ilginç bir kuştur. Aslında o felaket getiriyor biliyor musunuz? Hani aslında şeyin üzerine kargaya iftira atıyorlar. Karga, kargayla alakası yok. Karga çöplükte yaşıyor. İşte yam yam bir şeyleri kapmaya çalışan bir kuş. Kuş türü. Ama hutut tehlikelidir. Kur'an-ı Kerim'de hutut öttü gibi bir şey vardır. Mesela semavi din kitaplarında hutut diye geçtiğinde aslında anka kuşu, zümrüdü ankayı anlatır. Hutut kuşu bir yerde ötüyorsa o evin başında felaket vardır. Bir ölüm çıkar o evinden. Yani acı çıkar o evden. Bir felaket haberi çıkar. Tabii hutut kuşu güzel değildir. O çok fazla hayatınızda, merkezlerinize çok fazla yanaştırmayın. Yani ama dinsel semavilerde de adı geçiyor. Aslında onun işte bu yıldız ismidir. Ankar kuşu, anka yıldızı ya da Ankar kuşu deniriz biz ona, hutut kuşuna. Şimdi işte kraliçenin yıldızı da buydu. Aslında felaket yıldızdır, felaket verir. Zümrüdü anka yıldızı diye de geçer. Küllerinden yeniden doğmak. Ama ne olduğunda kül oldun, yeniden doğdun? Bir öncesine bakıyoruz. Şimdi o zaman bu Ankar yıldızı 14, 15, 16 derecelerde yıldızları varsa kişilerin dikkat etsinler. 7 kapıdan önce geçiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim 7 kapıdan geçti diyor hutut kuşu için. 7 kapıdan geçti. Sonra zümrüdü Anka'ya döndü. Öyle hemen zümrüdü Anka olmuyor. Önce çürüyor, yok oluyor. Felaketle bitiyor, kül oluyor. Sonra küllerinden zümrüdü Anka gibi doğup uçuyor. Evet, sonuç mükemmel ama gidişat kötü, felaket. 7 tane kapıdan geçme deneyimi vardır. Biraz semavidir, burası biraz dinseldir ve çok da doğrudur, onu da söyleyeyim. Önce düşersin. Önce düşersin, yerin dibine düşersin, sonra da çıkarsın zümrüdü anka kuşu gibi zirveye çıkarsın. Ankar'ın böyle dipten yukarıya doğru önce düşer sonra yükselir gibi bir enerjisi vardır. Bu dünyada bugün toplumda kim insanlara, bireylere ne verir? Mesela eğer devlet görevlisi ise kamuda başarı verir. Kamusal alanlar. Bu biraz devlet kapılarını, dinsel ve devlet kapılarını anlatır. Devletle ilgili bir yıldızdır. Çöken, batan devletler tekrar küllerinden yeniden doğup yükselen devletleri anlatır. Mesela çok canlı bir örnek verebilirim. Müthiş bir örnektir bu. Osmanlı Devleti'nin, Büyük Osmanlı Devleti'nin doğum haritasında, ben Osmanlı'ya çok hayranımdır bu arada. Hep başarılı yani 600 küsür sene muhteşem bir imparatorluk. Başak Burcu'nda o toprak ekseninde gerçekten ilginç bir imparatorluk. Yani içinden çok anekdotlar çıkar. Osmanlı Devleti'nde mesela son dönemde, son anlarda 1918'de başlıyor 21'e kadar. Bu Ankar çalışıyor işte. İyice düşme, yani dibe batma, bitme, tam bitiş veriyor. Zaten 1922 Kasım yıldızı bitişini gösteriyor. Ankar'ın bitişi Balık Burcu'nda. Çünkü neden? Bakın çok ilginç bir açı var. 180'lik açı, karşıt açı. Başak'ta kuruldu, Balık'ta bitti. Balık'ta. Bak işte karşıt açı, 180'lik açı. Başak, Balık aksı. Bu şurayı tamamladı. Başak'ta kuruldu, 600 küsür sene sonra Balık'ta, Ankar'da yıldızını tamamladı. Gerçekten 3 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığı gün işte Ankar bitişi verdi.
Zümrüdü Ankani oldu peki? Yeni Türk Devleti. Bak külleri, bak Osmanlı küle döndü. Küllerinden yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğdu. İşte Zümrüdü Anka Türkiye Cumhuriyeti oluyor işte. Arkası mutlaka yeni bir Türk Devleti'nin doğuşunu verir. Küllenen, biten devletin yeniden doğuşu demektir işte. Osmanlı'nın bitişi TC'nin ortaya çıkışı. Çok güzeldir bu örnek Ankara. Kamu ve devlet yıldızıdır. Çok da başarılar verir. Tabii bunun için de 7 tane kapıdan, 7 tane felaketten geçmek gerekiyor. İşte buyurun Osmanlı'nın son döneminde 7 devlet tarafından işgal edilmesi. Bakın bunlar hepsi kuraldır yani. Hani bu numaroloji boşuna değildir. Her şey tesadüf olamaz. Sayıyorsun 7 devletin topraklarda işgalini görüyorsun. İçerideki Ermeni, Yunan işgali de geçer. Yani hepsini say, 7 tane devlet. 7 kapıdan geçti, devleti bitti ama Zümrüdü Anka gibi yeni bir Türk devleti arkasından doğdu. Büyük bir devlet yıldızı getiriyor. Tarihçilerim bilir, ben çok Zümrüdü Anka'cı değilimdir. Yani çünkü hep şöyle bakıyorum, niye illa bir küllerimden doğmam, bir önce bir yıkılmam gerekiyor ve sonra direkt doğayım. Yani hiç küllerimden tekrardan doğmaya gerek yok, yıkılmaya gerek yok, o 7 kapıdan geçmeye gerek yok. Ve özellikle mesela Zümrüdü Anka dövmeleri yaptıranlar var. Bana göre sanki böyle bilerek bazen felaketi çekmek gibi geliyor. Yani çünkü önce bir düşüyor, önce bir parçalanıyor, önce bir zorluğu yaşıyor ve sonra küllerinden tekrardan doğuyor. Bence gerek yok. Direkt doğalım, olsun bitsin. Ben çok Zümrüdücü değilim yani hocam. Ama ben nefis, yorumunuz çok yerinde ve çok nefisti. Tebrik ediyorum. Çok nefis bir yorum yaptınız. Zümrüdü Anka'ya özenmek güzel bir şey değil. Hutut kuşudur. Başına felaket alırsın. Zümrüdü Anka, evet, doğunca, yükselince güzel ama öncesinde 7 kapı sinerjisi var. 7 kapı zorluğu var. Sınavı var. 7 kapı sınavından bir çürü bakalım. Bir kül ol. Külden doğacaksın diyor. Yani nesi güzel olur tabii. Hutut kuşu da bunu veriyor. Yani 7 kapıdan geçmeden Zümrüdü Anka olamazsın. Şimdi Zümrüdü Anka'yı çizdiyen o zannediyor ki ben Zümrüdü Anka gibi doğup hemen uçuyorum. Hayır, önce kül olacaksın, ondan sonra uçacaksın. Bunun dinde de yeri var, gökyüzünde de. Yani her şey, yer gök bir çalışıyor. Yani balık burcunun sabit yıldızlarından boşuna başlamadım. Önce dedim ki mistik yıldızdan başlayalım. Evet. Dinsel temalarlı yıldızlarda hareket edip her şeyi koçtan başlıyoruz. Bütün takipçiler kızıyor sonra. Yani bir de tersten gidin diyorlar hocam. Yani kova, şey, balık, kova, işte oğlak, öyle gidin dediler. Ben de öyle gideyim dedim. Ama çok doğru bir örnek verdiniz. Zümrüdü Anka'yı kendime yani dövme yaptırmam yani. Felaketi tepesinde alır, kaza geçirir, sıkıntı yapar, felaket görür yani. Bir yakınını kaybeder, şehit haberi alır. Bak çok tehlikeli şeylerdir. Zümrüdü Anka güzel bir kuştur ama onun öncesinde düşüşü vardır yani. Hamile kadınlar sakın yapmasın, bebek ölümlerine sebep olur. Bak bunlar test edilmiştir. Ben burada hani gerçekleri söylüyorum arkadaşlar. Hamile kadınlara asla önermem öyle şeyleri. Bu tarz yıldızlar genelde işte çocuğum düştü, bebek ölümüne sebep oldu, dış gebelik oldu. İşte bunlar işte çok tehlikelidir. Dikkat etsinler. Öyle her şeye balıklama, bir şeyi araştırsınlar, bize sorsunlar. Yani öyle dikkat etsin. Gezegeni. Markap. Merkep. Bazıları buna merkep diyorlar. Evet. Evet, zor bir yıldız. 23 derecede 24 derecede etkisini gösteriyor. Merkep diyelim biz buna. Merkep yıldızı kişi üzüntüyü ama şanslıdır gene de üzüntü yıldızıdır. Evet, hani demin dediğiniz O uymuyor, medyuma uymuyor da kehanetçiye uyuyor bak bu. Merkep yıldızı genelde kehanetçidir. Şimdi bakın, Vanga'yı herkes bilir değil mi? Baba Vanga'yı. Bulgar Vanga. Kadın yani bu bayan Hitler'in bile Bulgaristan'da kapısına gittiği, Vanga'nın köyüne gidip Vanga'yı ziyaret ettiği, Vanga'ya zarar vermemiş Bulgaristan'ın işgalinde. Vanga'yı özellikle ziyaret etmiş, evinde ziyaret etmiş. Vanga'yla birebir görüşmüş, Vanga'nın gözleri görmüyor. Yakalandığı bir çiçek hastalığı, öyle bir rahatsızlık sonucu çocukken gözlerini kaybediyor. Şimdi Vanga kehanetçidir, kahindir.
gerçek bir kahindir. Hitler'e de o gün söylediği her şey nokta atışlı çıkmıştır. Hitler de bunu deklare etmiş o dönemde. Şimdi Wanga'nın hayatını buradan görebiliriz. Ne dedik? Üzüntü yıldızı ama kehanetler yaptırıyor. Kişiye ne gibi üzüntü veriyor? Çocukken gözlerini kör ediyor. İşte buyurun gözü kör oldu kadıncağızın. Ama yaradan ilahi güç ona ne verdi? Kehanet gücü verdi. Bir yerden verdi. Ama öyle bir kehanet gücü verdi ki dünyayı kasıp kafıran Hitler bile ocağına düştü. Gözü görmeyen bir kadının ocağına düştü. Niye? Kalp gözüyle kadın görüyordu çünkü her şeyi. Yani işte üzüntü kısmı budur. Mutlaka fiziksel bir kusuru olur markupların ya da işte nasıl anlasam bir kaza sonucu bir şey geçirirler. Başlarına bir hastalıktan sonra bir sıkıntı gelir. Biliyor musunuz markuplardan bir tanesini örnek geçenlerde vefat eden işte Stephanie Hawking. Bakın dünyanın en ünlü fizikçisi yani adamın zekasını tartışacak kişi olur mu? Fizik profesörü. Hawking'in markuptır. Bak adam bir tekerlekli sandalyede ne kadar üzüntülü bir hayat yaşar. Kolunu elini bile belki oynatamıyordu ama Allah-u Teala onlara beyin veriyor, güç veriyor, kehanet veriyor. O da bir kahindi, uzay biliminde bir kahindi biliyorsunuz. Her şeyi söylüyordu. Fizik güçlerini, fizik ötesi güçlerini hepsini kendince izah ediyordu bilim dünyasında. Doğal olarak bir üzüntü yıldızı bunlar hep böyle sıkıntılara uğrarlar ama çok da kurtarıcı açıları vardır yani. Kahin olurlar, kehanetçi olurlar, bilim insanı olurlar, yol gösterici olurlar. Ama genelde kazalara çok uğrarlar. Şiddetli depresyonlara uğrarlar, depresif durumlara uğrarlar. Şiddet görebilirler. Şiddet sonucu bir alim olabilir. Mesela bildiğimiz kadarıyla İslam dünyasında Hazreti Rabia mesela çok şiddet görmüş bir kadın sonradan ilk İslam'da kehanetçi kadın oldu, kahin oldu mesela, evliya oldu, enbiya oldu ya da öyle biliyorum. Hani Hazreti Rabia'nın haritası böyle mesela. Şiddet görüp üstünleşmek, şiddetten dolayı melek tarafından balık ya, melek tarafından korunuyorlar. Hissiyat veriyor, sezgi gücü veriyor, müthiş. Zengin oluyorlar ama hep üzüntülü bir hayatları oluyor. Wanga çok zengindi, gözü görmüyordu. Stephanie Hawking dünyanın en ünlü fizikçisiydi ama tekerlekli sandalyeden maalesef kalkamıyordu. Bunu bir kusur olarak söylemiyoruz. Sadece üzüntülü bir hayatın getirdiği başarıyı anlattığını söylüyoruz. Hani bu markup yıldızlarının Hazreti Rabia'ya kadar bakın gittik. Markup yıldızının kişilere verdiği yetenekler. Bir yandan da çok ilginç açılar getirir. Ben çok yakın tanıdığım biri vardı mesela. Hala da arada görüşürüm. Markup yıldızı üzerinde Venüs'ü var mesela. Şanslı olması gerekirken annesi şizofren bir kadın çıktı. Mesela annesi şizofren, annesinden şiddet görüyor. Zarar görüyor, ruh hastası bir anneyle uğraşmaya getiriyor. Yani böyle bir tarafı da var. Depresyonik, psikolojik rahatsızlıklar da verebiliyor markup yani aynı zamanda. İşte daha doğrusu balıkta bir öncesine gitsek onu çok vermiyoruz. O basit bir yıldız ama homon yıldızı var şimdi. Homon yıldızı, homan yıldızı diye de geçer. O 17, 18, 19 balıklarda çalışır. O şans verir ama şans verir. Ama bir yandan da psikolojik rahatsızlıklar da verebiliyor. Depresyon verebiliyor. Annesi sıkıntılı tipler mesela 22, 23, 24'lerde görebiliyoruz. Burada bir Venüs'ünüz varsa annesinden şiddet görüyor, anne sevgisi görmüyor. Annesi genelde ya ruh hastası ya akıl hastası ya da annesinden şiddet gören kişiler oluyor ki ben tatilde bir yerde isim vermeyeyim bu yaz tatilde yabancı ülkeden gelen bir aile görmüştüm. O aile mesela annesinin yıldızı buradaydı. Oradaki o çocuklar ne kadar ızdırap çekiyorlardı. Bana hepsi baktırdılar. Tatilde baktırdılar. Ben orada tanıdım onları.
niye düzelmiyor diye. Hepsi bana bunu söylediler ama baktım dedim anne hasta, yapacak bir şey yok. Anne çocuklara zarar veriyor, şiddet uyguluyor ve hepsi de çok büyük yaşta insanlar. Yani bana astroloji baktıracak kadar, hayatlarını para kazanacak kadar güçlü konumlara gelmiş kişiler. İşte burasının böyle bir üzüntü tarafı, bir yandan da iyi tarafı var. Yani bir artısı bir eksisi var markup'ın ama o artı eksiye çok fazla artısı eksisini götürüyor, onu da söyleyeyim yani. Evet, balığın son yıldızlarından bir tanesine geldik. Balık burcunun şehit yıldızı var. 29 derece, 28'de de etkili oluyor Neslihan Hanım ama 29 dereceye tekamül eden bir yıldızdır. 28 cinayet yıldızı. Efendim? Cinayet yıldızı. Evet. Ölüm yıldızı. Evet, siz tarif ettiniz güzel. Korku yıldızı, korku yıldızı. Ölüm, cinayet, işte boğulma, aşırı talihsizlik. Balık burcu çok şanslıdır ama 29 dereceleri, 28-29 dereceleri şehit yıldızı. Şehitin yıldızı, şehit kelimesi de buradan gelir, bu yıldızdan gelir. Kelimenin içeriği, yani ona konulan anlam, şehitler de buradan gelir. Şehitin yıldızı. Yani buralar kendini bir şeye adama, bir uğra adama, işte vatana adama, vatan için, toprak için kanını feda etme, canını feda etme. Erken yaşta hayati kayıplar, şehitlikler, işte intiharlar, işte boğulmalar, biraz erken yaşta gelen çok derin üzüntüleri anlatır. Bir de eğer haritasında Satürn eksenli bir sert açısı, bir de Plüto, daha doğrusu Satürn var ama Plüto'yla çok böyle 90'lık kareler yaparlarsa, bu biz o tarz doğum manitalarında dut yemiş bülbül gibi bakıyoruz. Şimdi kişiye ne söylesek, nasıl bir önlem alsa, nasıl bir durum olsa, işte Türkiye'de buna çok canlı bir örnek var. Ünlü bir oyuncu ve spikerdi diye biliyorum, Vatan Şaşmaz, değil mi? Buna örnekti. Plütosu buraya açı yapıyordu, şehit yıldızına 29 dereceye açı yapıyordu. Bir otel odasında bir kurban olan bir aşk olayı, değil mi? Kurban olmak, balık var orada. Evet. Kendini feda eden bir aşkın kurbanı olma ve cinayetle, yani cinayet sonucu öldürülme olayı. Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi olayı diye toplumda çok söyleniyordu. Ben hemen haritasına baktığımda bu açıyı çok net orada da görmüştüm. Zaten daha önceden de bize haritasını baktırmıştı menajeri aracılığıyla. Kendisine bakmıştık yaşarken. Kendisine de uyarmıştık ama demek ki uyarıyı dikkate almadı. Bak şimdi karşısında ne vardı? Ciddi bir kendini feda eden bir kişi vardı. Aşkta kurban rolü var. Şimdi burada biri balıkta ne oluyor? Biri kurban rolü oynuyor. Kişi takıntılı bir aşkın, bir kurban rolüne bürünüyorsun. Ya cinayete kurban gidiyorsun ya öldürülüyorsun. İşte başına bir şey geliyor. Tehlikeli bir yıldız kısacası. Tabii insanları da korkutmayalım şimdi. Mars doğasında çalışırsa, biz bu Satürn, Plüto ve Mars doğasında çalışırsa sıkıntılı sonuç alıyor. Ama biz onlara şunu öneriyoruz: vücutlarınızda civa ve kurşun. Ama şimdi civa çok kaygan bir madde. Hocam civayı nasıl taşıyacağız diyorlar. Evet, ama civa olmasın, kurşun olsun. Vücudunuzda madeni kurşun taşımalarını öneriyoruz. Evet, vücudunda tenine madeni bir kurşun kolye, saf bir kurşun olacak ama. Hani Türkiye'de bu şey yapılıyor ya, kurşun dökme. Hani şey eskilerden beri kurşun, işte bu kurşun dökme odur, biliyor musunuz? Bu yıldızdan gelir işte. Uğursuzluk üstünden kalksın. Uğursuzluk üstünden kalksın. İşte kötülük üstünden kalksın. Nazar, büyü etkisi üstünden kalksın. Kurşun dökmeye bir gelenek biliyorsunuz Türk kültüründe. İşte aslında bu kurşun oradan geliyor. Doğruluk payı var. %100 gökyüzü bunu onaylıyor. Bilimsel bir doğruluk payı var. Kurşun negatif etkiyi siliyor. Mesela onların boyunlarında veya yüzüklerinde tenine temas eden kurşun madeni taşımalarını tavsiye ediyoruz. Kurşun, evet, onları koruyabiliyor. Koruyucu bir etki oluyor. Civa da koruyor ama şimdi civa çok sıvı. Neyin içine koyacağın da, tenine nasıl değdireceğin, biraz da zehirli bir madde. Civayı önermiyoruz ama kurşun gibi bir şeyi kullanırlarsa tehlikelerden, cinayetlerden, boğulmalardan, kötü enerjilerden uzak dururlar. Direkt ölümden kurtulurlar diyebiliyoruz. Kurşunun koruyucu etkisi var. Türkiye'de de aslında bu adetler, geleneklere çok kulak vermek lazım.
Bunlar şey değil, hurafe değil, batıl değil yani. Hani hurafe inanç, batıl inanç diyorlar, halbuki alakası yok. Kimyacıya sorun, kurşunun ne işe yaradığını çok iyi bilir. Bilimsel bir ispatı vardır, bir madendir. Gök bilimciye, bizlere sorun, kurşun insanları neyden korur? Kurşun madeni insanları riskten korur. Öyle bir, o madenin öyle bir enerji gücü var. Tehlikeden korur, riskten korur. Örneğin çok güzel bir örnektir, canlı örnektir buna. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nda kalbindeki saatinin çeperinin, ben sonradan öğrendim, bilimsel bir kişi anlattı, onun çok yakın, Salih Yaver Salih miydi neydi? Şu göğsündeki kurşuni bir saatmiş, kurşun saatiymiş. Bakın bir Yunan kurşunu geldiğinde, hani bir ateşe geldiğinde kurşun saplanamadı. Kurşun onu korudu. Çünkü biliyorsunuz rahmetli Atatürk'ün de Ay Burcu balıktı. Ay Burcu balık olduğu için de o da korundu. Kurşun saat onu korumuş oldu. Tabii bilmiyorlardı, tesadüf de o kurşunun saat olması. Sakarya Savaşı'ndaki gazi olmasına, yaralanmasına sebep oldu ama kurtuldu. Tabii burası zehirli bir alan demek. Zehirlenmeleri anlatır. Mesela şöyle düşünün. Diyelim haritanızda olmasın da şehit 29 derece, 28 derece balıkta diyelim bir yıldızınız var. Korunabilirsiniz tabii kurşunla, şunla bunla. Dikkat edersiniz hayatınızda. Açılarınızda çok sert değilse korunursunuz. Fakat bir de bizim bu yıllık progreslerimiz var, güneş dönüşlerimiz var. Şimdi bir kişinin yıllık haritasına bakıyoruz. Bakın siz ne dediniz, ne güzel. Aralıkta sizden ben de yıllık analiz alacağım. Çok güzel. Şimdi o yıllık analizde biz yıllık harita açtığımızda 29 dereceye bir açı gelirse, bir gezegen gelirse o kişinin o yıl çok ciddi önlemlemesini sağlıyoruz. Dikkat etmesini sağlıyoruz. Örneğin mesela çok iyi danışanlarımızdan biriydi. Ankaralı ünlü iş adamı Ünal Pala. Buna çok canlı örnek verebilirim. Geçen Ocak ayında doğum haritasına baktığımızda, baktırıyor dersene, baktığımızda 29 derece balıkta bir şeyi vardı yani, açısı vardı. Hı-hı. Ve kendisini açılarını hesapladığımda 1 Temmuz, 15 Temmuz arası Türkiye'de de Kurban Bayramı'na denk geliyordu. Dikkat etmesi gerektiğini söylemiştik. Çok uyarmıştır. Ne yaptı? Dikkat edemedi. Bodrum'da jet ski ile giderken. Evet, jet ski kazasıyla maalesef çok kötü bir ölüme sebep oluyor. Bak jet ski ne oldu? Parçalandı. O kayaya çarptılar. Çok kötü bir son. İşte burada biraz böyle sert etki, sıkıntı geliyor. Yıllık güneş dönüşlerinde oraya çok o açıların gelmemesini de umuyoruz, insanlara olursa da dikkat etmesini öneriyoruz. İlla olacak diye bir şey yok, onu söyleyeyim. Yani uyaran kişiler uyarıyı dikkate alınca teğet geçiyor. Bunu da söyleyeyim. Çok teğet geçiren, kendini çok kurtaran insanlar da var. Teğet geçiyorsa kişi bilinçlidir, o konuda unutmuyordur, hata yapmıyordur, kendini koruyordur diyeceğiz. Ama teğet geçmiyorsa o yıllık güneş progres haritasında yapacak bir şey yok. Ama bilmesi de güzel oluyor, önlem alıyor. Bu da iyi bir avantaj oluyor. Eğer hamile kadına o yıl denk gelirse bebek kaybı veriyor maalesef. O direkt bebek kaybı veriyor. O bebeğin yaşama şansı olmuyor. 29 derece şehit yıldızlarında, açılarında Satürn, Plüto bebek kaybı da verebiliyor. Hamilelere hiç denk gelmesini istemiyoruz özellikle harita analizlerinde. Evet, detaylı anlattığımı düşünüyorum. Bilmiyorum, memnun kaldınız mı? Tamamladık. Harikaydı, çok güzeldi hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok da yoruldunuz. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum verdiği bilginizden dolayı. Var mı ekleyeceğiniz şeyler? Bitti diye.